Herkese merhabalar. Ezgi Cakes Tarif ve Blog kanalına hoş geldiniz. Yine pratik bir tarifle karşınızdayım. Bu tarifin reçetesini Arda'nın mutfağından aldım. İnanılmaz keyifli, inanılmaz lezzetli. Yaz ayı olmasına rağmen hiç üşenmeden yedik. Tarif kesinlikle ağır bir tarif olmuyor. Mutlaka siz de denemelisiniz. İster Ramazan'da, ister günde, isterseniz günlük misafirlerinizde de kullanabilirsiniz. Bu tarife bayılacaksınız. Tam ölçüsüyle işte yavaş yavaş videomuza başlayalım. Evet, öncelikle tüm malzemelerimizi oda ısısında olduktan sonra şerbetle başlıyoruz. 3 su bardağı şekere ihtiyacımız var. Biliyorsunuz ufak birazcık şekerimiz var. Şerbetli bir tatlı. 4 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Aynı su bardağını kullanıyoruz. Spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra da ocağımızı yakıp ardından şerbetimizi kaynaması için aktarıyoruz. Öncelikle bir cam kaseye unumuzu aktarıyoruz. Ardından pudra şekerini ekliyoruz. İrmiği ekliyoruz. Badem unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozunu ekliyoruz. Ve hepsini birden karıştırıp homojen bir kıvam olmasını sağlıyoruz. Un karışımımızın ortasını açıyoruz. Ardından eritmiş olduğumuz 125 gramlık tereyağımızı içerisine aktarıyoruz. Tereyağı ve yumurtalarımızı önce bir çatal yardımıyla iyice çırpıyoruz. Ardından çevredeki unlarla yavaş yavaş birleştiriyoruz. Bir hamur elde ediyoruz. Yağlı bir hamur oluyor. Küçük küçük bezeler yapacağız. Normal reçetesinde 250 gram un kullanılıyor. Ama ondan ona değiştiği için ben 100 gram daha un ekledim. Yine yağlı bir kıvam olacak. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Yine hiç elimize sürmemize gerek kalmadan çatal yardımıyla hamurumuzu yoğuruyoruz. Ardından 30 gramlık bezeler olacak şekilde alıyoruz. Ben 2 adet borcam kullandım. Yaklaşık 17 adet 30 gramlık bezelerim oluştu. Daha fazla yapmak istemedim. Çünkü zaten etrafımdaki komşulara da dağıttım. Yeterli olmuş oluyor. Şerbetimiz de zaten kaynadı. Şekerimiz eridi gördüğünüz gibi. Üzerine 4-5 damla limonumuzu sıktık. Tabii ki çekirdeğimizi de aldıktan sonrasında fırında pişene kadar zaten o süreç içerisinde şerbetimiz de soğuyacak. Buradaki önemli noktayı biliyorsunuz. 30 gramlık bezeler şeklinde hepsini ayırarak yuvarlayıp borcamlarımızı yerleştiriyoruz. Küçük parçalar oluyor. İsterseniz hepsini tartıp sonradan yaparsınız. Göz kararıyla da yapabilirsiniz. Büyük parçalar yapmayın. Daha tatlı, daha şeker duruyor. Tüm bezelerimi bu şekilde iki borcam kabıma, yuvarlak borcam kabımla yerleştirdim. Şekerpare bezelerimizin aralıklı olmasına dikkat edelim. Kabartma tozu eklediğimiz için mutlaka kabaracaktır. O yüzden bu şekilde aralıklı koymanız da bir püf noktasıdır. Ben kalanını, 290 gram kaldı, kalanını buzdolabı poşetine koyarak
Daha sonra kullanmak üzere ayırdım. Gördüğünüz gibi iki tane yuvarlak borcam kullanmak istedim. Ölçüleri aynı kıvamda. Ve şimdi sıra en güzel noktada fındıklarımızı, taze fındık kavurmalarımızı şekerpare bezelerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Bir tane yeterli oluyor zaten, orijinalinde bu. Bu tarifi yine bahsettiğim gibi Arda'nın mutfağından reçetesine bakarak aldım. Daha öncesinde de denedim. Herkes bayıldı. Zaten yapmamla bitmesi bir oldu. Genelde böyle tarifleri tercih ediyorum ve inanılmaz pratik bir tarif. Buradaki püf noktası da 180 derecelik önceden ısınmış fırında pişiriyoruz. Bu şekilde kızarmasını istiyoruz. Daha fazla kızartmanıza gerek yok. Ve ardından bezelerimiz sıcak, fırından çıktığı gibi şerbetimizi döküyoruz. Burada lütfen dikkatli olalım. Sesi dinleyelim. En güzel yerdeyiz. Beklediğimiz şey de tam olarak da buydu. Bu güzel pratik tarifi mutlaka denemelisiniz. İnanılmaz kolay, inanılmaz pratik, yemesi zevkli. İster Ramazan'da yapın, ister misafirlerinize yakın. Bayılacaksınız. Videoyu buraya kadar da izlediyseniz lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Tarifleri denediğinizde mutlaka etiketlemeyi unutmayın. Yeni tarif ve vloglarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Afiyet olsun.